Yılmaz Özdil, mevzu Sedat Peker'e gelince yelkenler suya iniyor. Sedat Peker takır takır anlatıyor, Erkam Yıldırım diyor, Halil Falyalı diyor, Uğur Mumcu diyor, Kutlu Adalı diyor, Mehmet Ağar diyor, Korkut Eken diyor, Mübariz Mansimov diyor, Tolga Ağar diyor, Yeldana Kaharman diyor, Sadat diyor, Hakan Çalışkan diyor, Sezgin Baran Korkmaz diyor, Cihan Ekşi diyor, Tarık Ümit diyor, Kaymakam Hasan diyor, Başsavcı Ekrem diyor, Hasan Yeşildağ diyor, Orhan Adıbelli diyor, Fare Murat diyor, Bingöllü Şeyh Mus diyor, Pokemon Mehmet Barlas diyor, Mustafa Karlıdağ diyor, Ahmet Nazari diyor. Türkiye'ye üşüşen karanlık oligarkları, memlekette fink atan küresel kara paracıları, ithal mafyayı, halının altına süpürülen suikastları, Güney Amerika'dan adeta şehir hatları vapuru gibi gelip giden uyuşturucu gemilerini, kokain baronlarını, narkotik marinalarını, çökülen otelleri, yasa dışı bahis kasinocularını, kirli para trafiğini, şantaj kasetlerini, akaryakıt kaçakçılığını, silah ticaretini, çantacı gazetecileri anlatıyor, kibrit kutusu diyor. Karadeniz'in hırçın delikanlısı İçişleri Bakanımız dut yemiş bülbül gibi çıtı çıkmıyor. Herkese atıyor tutuyor esiyor gülüyor, mevzu Sedat Peker'e gelince yelkenler suya iniyor. Merak ediyor tabii insan. Noldi sağ Noldi boy. İşte yazının tamamı. Noldi sağ Noldi boy. İçişleri Bakanımız çok cesurdur, muhalefete karşı gözünü budaktan sakınmaz, acayip posta koyar, Kılıçdaroğlu'na mesela, çirkef, şerefsiz, alçak der, vatan haini der, teröristlerle işbirliği yaptığını öne sürer, hiçbir yere kaçamaz, onun boynuna çıngırak takacağım diye tehdit eder, yaratığa benziyor diye alay eder. Çok yiğittir İçişleri Bakanımız, Feriştah'ı bile gelse lafını esirgemez, Meral Akşener'e mesela, FETÖ senaryosu, der, kukla, der, Keptagoncuların esiri, der, stajyer, diye aşağılar, Zafiyet Hanım, diye lakap takar, sözlerinin bedeli var ona göre, diye tehdit eder. Çok korkusuzdur İçişleri Bakanımız, kimseden çekinmez suratına dobra dobra söyler, Ümit Özdağ mesela, hayvandan aşağı, der, Soros çocuğu, der, meczup, der, ruh hastası, der. Mangal yüreklidir İçişleri Bakanımız, tehlikeli kişilere karşı pek gözü pektir, Canan Kaftancıoğlu'na mesela, terör örgütlerinin soytarısı, der, şehitlere küfretti, der. Bıçkındır İçişleri Bakanımız, halk arasındaki tabirle hiç geri vitesi yoktur, Ekrem İmamoğlu'na mesela, PKK'yla koyun koyuna, der, teröriste yataklık yapıyor, der, biz o teröristi yattığı yatağından almasını biliriz demedi deme, diye tehdit eder, hapisteki darbecilerin, katillerin sevicisi, der, büyükelçi peşkircisi, der, haddini bil, diyerek haddini bildirir. Bileği çok güçlüdür İçişleri Bakanımızın, kodu mu oturtur, Mansur Yavaş'a mesela, teröristleri belediye meclis üyesi yapacak der, bir seçilsin de görelim bakalım, ben gereğini yaparım, diye tehdit eder. Atara atar gidere giderdir İçişleri Bakanımız, alayına meydan okur, muhalefet milletvekillerine mesela, meclis kürsüsünden, lan şerefsiz, diye bağırır, acımam, diye tehdit eder, taş üstünde taş bırakmam, diye gözdağı verir, sen görürsün, diye parmağını sallar. Haşindir İçişleri Bakanımız, gürültüye pabuç bırakmaz, namuslu gazetecilerin ağzının payını verir, namussuzlar, der, alçaklar, der, bana mesela it diyor. Ama bakıyoruz, Sedat Peker takır takır anlatıyor, Erkam Yıldırım diyor, Halil Falyalı diyor, Uğur Mumcu diyor, Kutlu Adalı diyor, Mehmet Ağar diyor, Korkut Eken diyor, Mübariz Mansimov diyor, Tolga Ağar diyor, Yeldana Kaharman diyor, Sadat diyor, Hakan Çalışkan diyor, Sezgin Baran Korkmaz diyor, Cihan Ekşi diyor, Tarık Ümit diyor, Kaymakam Hasan diyor, Başsavcı Ekrem diyor, Hasan Yeşildağ diyor, Orhan Adıbelli diyor, Fare Murat diyor, Bingöllü Şeyh Mus diyor, Pokemon Mehmet Barlas diyor, Mustafa Karlıdağ diyor, Ahmet Nazar diyor. Türkiye'ye üşüşen karanlık oligarkları, memlekette fink atan küresel kara paracıları, ithal mafyayı, halının altına süpürülen suikastları, Güney Amerika'dan adeta şehir hatları vapuru gibi gelip giden uyuşturucu gemilerini, kokain baronlarını, narkotik marinalarını, çökülen otelleri, yasa dışı bahis kasinocularını, kirli para trafiğini, şantaj kasetlerini, akaryakıt kaçakçılığını, silah ticaretini, çantacı gazetecileri anlatıyor, kibrit kutusu diyor. Karadeniz'in hırçın delikanlısı İçişleri Bakanımız dut yemiş bülbül gibi çıtı çıkmıyor. Herkese atıyor tutuyor esiyor gülüyor, mevzu Sedat Peker'e gelince yelkenler suya iniyor. Merak ediyor tabii insan. Noldi sağ Noldi boyl.